Bitcoin vesaire kripto paralar caiz midir? Kıymetli kardeşler bu tarz paralarla ilgili olarak hemen ifade etmiş olalım ki bugün İslam ulemasının, fukaha'nın vermiş olduğu fetva caiz olmamaları yönündedir. Neden? Esasen bakacak olursak kripto paralarla bugün kullanmış olduğumuz paralar arasında nitelik bakımından bir fark yoktur. Nitekim bugün kullanmış olduğumuz paralar da nihai olarak kağıttan ibarettir. Bunun dijitalleşip de sanal üzerinden efendim icra edilmesi ve paraların o şekilde tedavüle sokulması fıkhi açıdan bir değişiklik arz etmez. Fakat burada en önemli olan husus şudur. Paranın caiz olabilmesi için yani temsili olarak bizim kullanmış olduğumuz nakitlerin caiz olabilmesi için baş şart bunun mutlaka güven arz etmesidir. Güven arz etmediği zaman işin içerisinde kandırılmaya veya efendim insanların aldatılmasına müncer olacak, oraya götürecek olan durumlar söz konusu olursa burada İslam bunun caiz olmadığını ifade eder. Nitekim biz bugün kripto paraların en başında bitcoin'in kim tarafından tedavüle sokulduğu, kurucusunun kim olduğu, kimler tarafından idare edildiğine yönelik bir araştırma yapmaya kalktığımızda karşımızda her şeyiyle somut olan, güven arz eden isimlerin bile var olmadığını görüyoruz bir takım müstahil isimlerin var olduğunu ve onlar tarafından sürecin takip edildiğini idare edildiğini görüyoruz. Bu da bize işte bu tarz paraların yeri ve zamanı geldiğinde kara para aklama veya bir takım insanların haksız yere kazanç elde etmesi efendim çok bariz şekilde bu paraların yeri ve zamanı geldiğinde manipüle edilebilmesi veya efendim telakkil celep demiş olduğumuz bizim fıkıhta yani piyasa belirlenmesi, piyasadan paraların bir miktar belli bir zaman içerisinde çekilmesi ve daha sonradan fırsat yakalandığında hemen piyasaya sürülerek bu şekilde fiyat belirlenmesi, piyasa belirlenmesi gibi bir takım ihtimallere açık olduğu son derece bariz şekilde bugün görülüyor. Onun için bu tarz paraların bugün güven arz etmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Bunu biz efendim dolar da aynıdır. Dolarla da oynuyorlar filan diyerek oraya mukayese etmemiz de doğru değil. Çünkü bir para velev ki ehli küfür bile olacak olsa bir devletin güvencesi altındaysa devlet bunun güvenini sağlıyorsa o para İslam fıkı açısından caiz olur. Çünkü en azından belli bir devletin güvencesi altında olduğunu görmüş oluyoruz. Ama diğer türlü zaten elbette ki o kadar çıkarma, indirme şeklinde fiyatlarla oynanması sahil paralar için de söz konusu olabilir. O herhangi bir zarar vermez. Yani bir devletin güvencesi altında olduktan sonra bir zarar vermez. Ama bugünkü kripto paraların dediğimiz ihtimaller muvacihesinde kullanılması son derece kaçınılmaz gözüküyor. Onun için bugünkü şekliyle hiçbir şekilde güven arz etmediğinden dolayı Bitcoin vesaire diğer kripto paraların kullanılmasına cevaz veremeyiz ama yarın bir devlet güvencesinde ve bizim işte insanların aldatılması, kara para aklamada efendim kullanılması, bunlar üzerinden piyasa belirlenmesi, böylelikle insanların mağdur edilmesi, belli bir kesimin haksız kazanç sağlaması gibi Bitcoin ve diğer kripto paraların caiz olmamasına yönelik neden ve sebep olarak göstermiş olduğumuz bu durumlar ortadan kalkar. Ondan sonra bu tekrardan görüşülerek bunun cevazına hükmedilebilir ama bugünkü şekliyle kripto paraların ve Bitcoin'in kullanılması kullanımının caiz olmadığını söylemek durumundayız.